Kripto Coin Çarşısından selamlar sevgiler kardeşlerim kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Piyasamızda neler var? Arkadaşlar total 2'ye baktığımızda 1.17'lik bir para girişinin olduğunu ve bu girişin devam ettiğini de görüyoruz. Dominansta küçük bir 0.05'lik bir yeşil var. E, tabii ki yeşil iyi değil bizim için. Çünkü Dominansın yeşil, Bitcoin'in de yeşilde olması altcoin'lerin yükselişini frenliyor arkadaşlar. Zaten eğer fırsatım olursa, bu ge bu gece olmayabilir ama ee, yarın öbür gün akşam bir fırsatım olur da ki bu gece de fırsat bulabilirim belki, Dominansla ilgili bir video çekmiştik izlemeyen kardeşlerimiz için. Yine onunla ilgili işte Dominans yükselirse, Bitcoin düşerse ne olur, altcoin'lerin durumu ne olur gibi gibi siteme, web siteme bir yazı yazacağım arkadaşlar. Onu da oradan okuyabilirsiniz. Ee, bakalım fırsatımız olursa tabii ki kesin söz vermem. Öncelikle videomuz biliyorsunuz. Her şeyden önce video. Daha sonra site yazılarımız. Evet arkadaşlar geliyoruz Bitcoin'e. Bitcoin an itibariyle %1.30'luk bir yukarı yönlü hareketi var. 40 bin doların üzerindeyiz. 40 bin 400, 40 bin 40 aralarında. Gidiş gelişleri devam ediyor. Bugün en son nereye in atmış? 40.800 dolara kadar iğne atmış arkadaşlar. 4 saatlik grafiğine baktığınızda şuradaki derinliği çizmiştik. Henüz tamamlamadı formasyon arkadaşlar. Biliyorsunuz bu derinliği biz ne zaman çizmişiz? 14 Nisan'da zaten silmedik onu. Bekleme, yani formasyonu tamamlamasını bekliyoruz. Peki yukarıda direncimiz 41.600 dolarda bir direncimiz var. Bu aynı zamanda EMA 50 günlük ortalama arkadaşlar. Desteğimizden uzaklaşıyoruz. Desteğimiz 40 bin dolar. Dedik ya 40 bin doların üzerinde sağlam kalırsak yukarı yönlü hareketimiz devam edecektir arkadaşlar. Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da durum farklı değil. Aynen Bitcoin gibi yarım puana yakın bir yukarı yönlü ve 3000 doların üzerinde an itibariyle işlem görüyor. Grafik durumuna baktığımızda Grafikte yatay bir seyir gözle gözümüze çarpsa da Erasay'da bir e, 50'ye yakın yukarı yönlü hareketin olduğunu yukarıda kırması gereken direnç EMA 200 günlük ortalamalar görünüyor arkadaşlar. Şu anda da direnç ve desteğin tam ortasında bir hareket ediyor. Ethereum için diyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ripple'a baktığımızda Evet Ripple'un e, avukatlarından gelen olumlu haberler yani her şey lehimize dönebilir şeklinde açıklamaları Ripple'da bugün bir hareket yaşatmış oldu. Tabii ki Ripple sabit kaldı arkadaşlar. %6-7, %6-7 yani yataya bağladığı 4 saatlik grafimizdeki mumları da görüyoruz arkadaşlar. Şurada sert bir çıkışın, e, sert bir inişi olmadı arkadaşlar. Şu anda bir formasyon tamamlıyor. Düşen takoz, yükselen grafik hatta Şöyle baktığımızda büyük bir ne görüyoruz? Çanak formasyonu var gibi arkadaşlar. Kulpunu tamamlıyor gibi geldi bize. Bu da e, bizi yukarıya doğru atabilir mi önümüzdeki saatlerde? Onu da bekleyip göreceğiz. Şuradaki de bitişinden aşağıya çektiğimizde e, bir de kulpuna bakarsak arkadaşlar şu anda kulpu tam olarak e, tamamlansa da buradan bakarız şuradaki kulptan şuraya bir yeşil mum atması lazım ki şuraya yeşil mum Burada zaten destek arkadaşlar. Burası bir destek. Burada şu anda iğneliyor burayı. Buradan geri dönmesi bize şuradaki derinliği gösterir. Bu derinlikte arkadaşlar bu desteğe koyduğumuzda bizde ta yukarıda iki tane direnç var. Oraları geçeceğini gösteriyor. Yani yine 0.86'ları gösteriyor ki biz ne dedik önceki videolarımızda 0.88 bizim için çok önemli bir dirençtir. Kırılıp üzerinde kalırsa Ripple 1 dolar ve hareketini daha yukarı hareketini başlatacaktır. Ripple için diyebileceklerim daha fazla yok arkadaşlar. Şimdilik bunlar. Clear Network'e baktığımızda Clear Network'te arkadaşlar desteğine yakın bir şekilde hareket ediyor. Yarım puan üzerinde bir yukarı yönlü hareket 0.050 dolar ve üzeri hareketi devam ediyor. An itibariyle al sinyalimizin de olduğunu süper trendimizin bize gösterdiğini ve era sayında 50'lerin üstünde olduğunu görüyoruz. Desteği 45, direnci 55. Öyle söyleyelim. 54, 53'lerde ama kırdağında 55 ve üzeridir. Çiliz. Çiliz şu anda e, ne yaptığını o kendisi de bilmiyor arkadaşlar. Ben diyor yukarı mı gideyim aşağıya mı gideyim? Ama şimdilik küçük bir kırmızıda 0.15'lik bir kırmızıda olsa da 0.23 dolar üzerinde 24'e yakın. Onun da ne yapması lazım? 0-25 direncini kırması lazım. Audio'ya dikkat. Her an ters bir hareket yapabilir arkadaşlar. Formasyon üzerine formasyon yapıyor. Bakınız. E, şuradaki derinliği tam atmıyor. Çünkü neden? Burada mevcut bulunan bir direncimiz var. Buradan dönüyor formasyonu tamamlamadan. Eğer buranın üzerine bir atarsa işte bizi 1800'ler bekleyecektir. O zaman 1800'ler bizi kapıda bekliyor arkadaşlar. Kapının arkasında bizim kapıyı çalmamızı bekliyor. Kapıyı çalmamız demek buradaki direnci kırılması demektir. Buradaki direnç kırıldığında kapıyı böyle tık tık 3 defa ben geldim de diğer dercesine ne olacaktır? 1800 hareketi başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bu benim düşüncem arkadaşlar. Silelim bakınız direnci 1 İki, üç kez iğneledi, kıramadı. Kırması lazım. Çünkü çok iştahlı kırmayı arkadaşlar. Audi'de durum bu. Zillikaya bakalım. Zillika'da durum ne? Şuraları silelim arkadaşlar. Şu an desteğe yakın bir hareket ediyor ama 50 günlük, pardon 200 günlük ortalamaların üzerinde onun içinde bir al sinyali olduğunu söyleyebiliriz. 0-10'larda şu anda. O gene beklenen yükselişi burada gerçekleştiremedi arkadaşlar. Çünkü burada bakınız. Fincan kulp olayını yaptı ama çizgimiz mumumuz derin oldu. Küçük küçük mumla yapsa çok güzel olacaktı. Derin mumla yaptığı için ne yaptı? Ee, formasyonu aşağı yönlü almaya başladı. Yani yükselen ve düşen formasyona girdi. Ters bir formasyona girdi. E, nereye kadar çekilebilir arkadaşlar? Bence burası bir destek gibi görünüyor. %5'lik geri çekilme. 0.51 dolar. 50 doları test ederse tekrar edebilir. E, ben buradan tekrar geri döneceğine inanıyorum. O genel. KNC'ye bakalım. KNC 4.5 dolar. Formasyon güzel. Her şey yolunda görünüyor KNC'de. Yılın zirvesinde şu anda. Haydi bakalım. Zirve üzerine zirve yapabilir arkadaşlar. Çünkü yükselen e, grafik düşen takoz. Düşen takoz, yükselen grafik. Bakınız. Düşen takoz, yükselen grafiğe giriyor. Dikkat, dikkat. Haydi, hayırlısı. Gelelim AP coin'e, maymun coin'imize. Maymun coin'de şu anda 12.5 dolara yakın arkadaşlar. Şurada küçük bir hareket çizmeye çalışıyor. Bakalım. Nereye kadar gelebilir yine? 13 doları test edebilir arkadaşlar. AP coin Doge'ye baktığınızda Doge'de de bakınız %14.60'lık fiyatlama var ve %1.30'lukta yukarı yönlü hareketi görünüyor ve EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların üzerinde seyrediyor. An itibariyle ters bir formasyon düşen yükselene geçerse buradaki 15 küsür yani 16'ları deneyebilir arkadaşlar. Shiba'ya bakalım. Shiba'da da desteğini kırmamaya çalışıyor yani 25 Shiba için daha önce 22 olan desteği şu anda da 25 Shiba'da iyi bir destek konumuna geldi ee, küçük bir yeşillik olsa da her an kırmızıya dönebiliyor yani 004 fazla da yeşil kırmızı da sayılmaz arkadaşlar Böyle yatay şekliyle devam ediyor Avax da yataya bağladı 76 dolarlarda Tekrar bakınız geri çekilmeler olsa da e, mum olarak yukarı yönlü momentum sergilemeye çalışıyor ki asıl neden dominans arkadaşlar dominansın yeşile dönüyor olması buraları hareket ettirmiyor Elini kolunu bağlıyor arkadaşlar evet gelelim matiğe. matikte de yüzde birlik bir yukarı yönlü hareket var yani nereye bakarsak bakalım arkadaşlar yüzde bir iki aşağıya da yukarıdır e, belirli koinler birazcık 5-6-7 az önceki Audi gibi yukarıda Ripple gibi. Diğerleri genelde 1-2 yukarıda ya da aşağıda arkadaşlar. Piyasa buna göre hareket ediyor. Dominansın kırmızıya dönmesi durumunda bunlar kendilerine yol bulacaklardır. Hangi coin'i analiz edersem edelim. Edersek edelim pardon. Onun için e, sonuç değişmeyecektir. E, yatay olarak devam edeceklerdir yoluna. Matik'te 1.39'luk fiyatlama var. 1.16'lık yukarıda. Desteği arkadaşlar 1.42 şu anda 1.39'dayız. Compound'a bakalım compound. O da desteğin üzerinde bakınız. 140 doların üzerinde oturdu. Şu an 141, 142 seviyelerinde ama desteği 140 dolar arkadaşlar. Jojos'a baktığımızda Jojos'ta da 1.40'lık bir fiyat var. 2.78 seviyelerindeyiz. onda da bir düşen trendin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Polkadot'a bakalım. Evet Dot yukarı yönlü bir momentum sergiliyor arkadaşlar. Trend bazına baktığımızda yavaş yavaş yükselen bir trende girdiğini görüyoruz. Ve 18 doların üzerinde an itibariyle. Dar yatayda 1 doların üzerinde seyrediyor. Desteğe yakın hareketi bizi birazcık endişeye düşürüyor olabilir. Yani tekrar sıfırı geri mi alacak endişesi mevcut şu anda. Cardano %2.5 yukarıda neler alıyor Cardano'da arkadaşlar? Cardano ayaklanabilir bakınız. 2.5'luk bir yükseliş ve 0.95 1 doların üzerine her an atabilir kendini yine Cardano. Dikkat diyoruz Cardano'ya. Evet destekten uzaklaşmış durumda. CR'ye baktığımızda yarım puanlık bir yukarıda. E, o da 0.44 ile direnç arası 0.40 desteğin arasında hareketini devam ettiriyor, devam ettiriyor an hani itibariyle. Raca'ya gelelim. Raca'da da ee, bir puana yakın bir yukarıda hareket var. EMA 200 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyor baktığımız zaman. Şöyle görüyoruz arkadaşlar 200'ün üzerinde izliyor. Ee, yukarıda direnci bakınız mesafe çok uzak. 21-22 var. Şu an 18'lerdeyiz. 0 nokta 18 ve 22'lere doğru hareket edebilir. Çünkü 50'yi de kırdı bakınız. Şuradan gelen EMA 50 günlük ortalamayı da kırdı. 200'ün zaten üzerinde. OLT'ye baktığımızda Ontolojide de 4 saatlik grafiğinde 0.51 dolar seviyelerindeyiz. Ee, aynen OGN gibi arkadaşlar. OGN de aynı fiyatlar aldı. Şöyle bakalım. OGN, OGN evet. O da 0.51'de ama onda da baz, o da gidiyor o. %5 dence %4'e düştü. Geri çekici. Yani yatay seyir devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 2 yani %2'nin üzerinde yükselişi olsa da ontologinin 0.51 dolar bandında ama önde kırması gereken iki tane direnç var. Biri 50 günlük ortalama ardından da e, ne var 0.52 dolarlık bir direnç var. Bu iki direnci kırması lazım. Hemen hemen ikisi de birbirinin aynısı. Aynı konumda Erasa'yı da 47'nin üzerinde 50'ye doğru gidiyor. Solana'ya baktığımızda %1.5'luk yukarıda görüyoruz. An itibariyle 154 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yatay şekliyle devam ediyor. El Round EGL'de o da arkadaşlar ne yapıyor? An itibariyle yarım puana yakın bir geri çekilmesi ve 154 dolar seviyelerinde. Arpa buğday zamanı. %2.73'lük yukarıda ve 0.068'lerde kırması gereken 0.071 dolar var. Ardından tekrar 75'leri deneyebilir. Nu'da %2'ye yakın yukarıda hareket var. Nu arkadaşlar 0.36'yı deneyebilir. Pardon 39'u. Burayı kırarsa 0.40 ve üzeri geliyor. Onun üzeri zaten yarım dolar yolcusu olur arkadaşlar. Uma %2'ye yakın yukarıda. Ne yapıyor? Küçük bir yeşillik gösteriyor. Arkadaşlar eğer pazar öncesi bir yükseliş gelecekse bu yükselişler bu geceden başlayabilir. Dikkat diyoruz yatırımcılara. Tabii ki anlattıklarımız yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşim. Spil %2.5'luk yukarıda e, Spil'de de 0.041 dolar seviyesindeyiz arkadaşlar. E, ne yapması gerekir? EMA 200 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde hareket etmediği sürece yükseliş gelmedi anlamını taşır. Şu anda ikisinin de altında hareket ediyor. Erasay'da da 40'larda şu anda Spil. Evet kardeşim gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya hangi koyuna bakarsak bakalım. şeyin yatayı da seyrediyor. Hızlı geçelim isterseniz fiyatları yoklayarak. Belki formasyon çıkar karşımıza hemen şak diye durur çizgilerimizi çizeriz arkadaşlar. Yatayda e, yatay da devam ediyor 0.0.61'lerde. Holochain %1.23'lük devam ediyor yoluna. Onun da küçük bir miktarda yükseliş olsa da dirençleri önünde 52'lerde direnç var. Jasmine %4 geri çekilmiş ve 0.0.18'lerde burada desteği kırdı ama tekrar desteğin üzerine çıkmayı başardı Casmi. Phantom'da %2'ye yakın bir yukarı yönlü ve 1.17 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Refref o da %1'lik bir yukarıda e, yatay olarak hareketini devam ettiriyor. SLP'ye baktığımızda gördüğünüz gibi mumlar hep birbirine eşit arkadaşlar. Yön arayışı içindeler. Yani yatay seyri devam ediyor an itibariyle. Clear Network'e şey pardon C'ye bak Jack'e baktığımızda Jack'te de %1'e yakın yukarıda ve 0.48 dolar seviyelerindeyiz ama anlık itibariyle arkadaşlar şu yatay şekli hiç bozulmuyor bakınız. Yani ne aşağıya ne yukarıya. Devam. Alpina aynı pozisyon bakınız. Alpina aynı pozisyon. Bu hiç hayra alamet değil arkadaşlar. Her an bir patlama yaşayabiliriz dikkat diyoruz. Rare'ye bakıyoruz rare. Rare'de durum ne? Rare şu anda düşen e, takoz yapıyor. Her an dönerse nereyi dener? 0.68'i e dener. Şu an 61 seviyelerinde hareket ediyor. Brise'ye bakalım. Birtgert arkadaşlar. Güzel bir grafik. Yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Ama 50'yi de kırmak üzere. Kırdığında anda boşalır. Şu anda da %2'ye yakın yukarıda. Bir ARS'ye bakalım. O da arkadaşlar %3'ün üzerinde yukarıda. E, dedik ya sıfıra her an sıfıra atabilir. Oraya doğru gidiyor zaten. 0-0-90'lara geldi. Evet bunda da haklı çıktık. Bu dedik yani 80'lerdeydi o zaman. Sıfır atmaya doğru gidecektir dedik. Ve devam ediyor arkadaşlar. Yoshi'ye baktığımızda %2.5'luk bir geri çekilme. Herhangi bir değişiklik yok. Yatay olarak devam ediyor. Takip edilmesi gereken diğer bir coin az önce de, daha, daha önceki videolarımda söyledim. E, bir de altcoin sepetimde zaten verdiğim coin acı arkadaşlar. Yani acıla. 2.73'lük. %3'e yakın yukarıda ve 1.46 dolar seviyelerinde seyrediyor, Yavaş yavaş hareketleniyor. Takip edilmeli. E, Luna'ya bakalım. 80 dolara kadar geriledi. Evet biliyorsunuz Luna'da bazı e, olumsuzluklar oluştu. E, dolayısıyla da hareketi e, geri çekti. Birazcık daha düşebilir mi? E, zaten desteği de kırmaya çalışıyor aşağı yönlü. Bir 75'leri deneyebilirse oradan bir tekrar tepki alımlarıyla e, kendini düzeltebilir Terra Luna. Evet. Luna'dan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? E, metaverselerde durum ne alemde? Ona bakalım 2-3 tane. E, %1'in 16'lık bir yukarı yönlü hareketi olsa da ben hala bunun yatayda devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, 0-20 dolarlardayız an itibariyle galada. Aksa baktığımızda Aksa da aynı pozisyon var. E, 47-48-50'nin altında hareket ediyoruz arkadaşlar. 50'nin üzerine çıkması lazım hareketin başlatabilmesi için. The Sandbox 3 doların üzerine çıkması lazım hareketi başlatabilmesi için. 2.79'larda. Mana 2 13'lerde 2,5 doların üzerine atması lazım kendini hareketi başlatabilmesi için. Bakınız. Nereden hareket başlayacak sizlere basıyorum. Ha buralar dibin dibi alım fırsatıdır arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Hepsi için e, hocam paramız zaten yok. Hangi bir şeyin hangisini alalım diyenler var zaten ama yeni girmek isteyenler için buraların alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bugün e, anlatmak istediklerim Bunlardan ibaret bir de Paris Saint Germain'a e bakalım %1'e e yakın yukarıda 14 dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar yatayda Juventus'a baktığımızda Juventus'ta da yarım puanlık bir yukarı yönlü hareket olsa da 6 doların altında seyrediyor an itibariyle yatayda Santos e, Santos'ta da %1'lik yukarı yönlü hareket ve 4.80 seviyelerinde. Lazio güzel çıkışların ardından tekrar biraz geri çekildi 4 dolara kadar geldi Arkadaşlar şu an küçük bir kırmızıda 4 14'lerde Lazio ters hareket ediyor zaten bunu da hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar Evet daha fazla söylemeye gerek yok Bir de meme oyunlarından bakmak bakmadığımız mesela Pitbull arkadaşlar Pitbull'da da şu anda e, bir puana yakın bir geri çekilmeyle yoluna devam ediyor an itibariyle bol sıfırlı 15'lerde sıfırı söylemeye gerek yok şu anda devam ediyor. Dogelon Mars'a baktığımızda da onda %2'lik geri çekilme 6.0 6.0.79'lardayız şu anda 80'in altına gerilemiş oldu. E, kişiye bakalım kişide de yarım puanlık bir geri çekilme var devam ediyor geri çekilme e, şu anda bol sıfır. 8, 7, 8, 0, 0. 13'lerde arkadaşlar. Hatta sayalım. 2, 4, 6-8-0 bir de bu 9-0 arkadaşlar. 0.80 Evet, Baby Doge 2'ye yakın yukarıda şimdilik yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Akita değişiklik yok arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Akita'da da, Floki'de de, Floki'de her ne kadar 1.64'lük yukarıda olsa da Dengesiz hareketleri devam ediyor arkadaşlar. Piyasa genelinde bugün hareketlenen bunlar. Yani hepsi gördüğünüz gibi ister fan tokenlerine bakalım, ister meme coinlerine bakalım, ister diğer coinlere bakalım, ister web 3 coinlerine bakalım, nereye bakarsak bakalım. Metaverselere bakalım, nereye bakarsak bakalım. %1-2 aya aşağıda ya yukarıda arkadaşlar. Yön arayışı devam ediyor. Bizim sabrımız sınanıyor. Sabırlı olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah güzel günler bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.